Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda tekrardan arkadaşlar sizlerin karşısına inanılmaz karlı yöntemlerle çıkıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir tane video atmıştım, işte 58.000 coin ise 360.000 coinlik yerine nasıl paket açılır. Bu videoda arkadaşlar onun devamı, bu videoda da o videoda unutmuş olduğum veya hani o zaman farkında olmadığım SBC'leri sizlerle birlikte paylaşım arkadaşlar en ucuz yöntemleriyle buldum sizlere tekrardan. İnanılmaz kar edeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Yani dün canlı yayındaki ilginizden dolayı olsun, bundan önceki videolardaki ilginizden dolayı olsun, çok sağ olun, var olun arkadaşlar. Gerçekten adamsınız, bir tanesi de çok teşekkür ederim. 20.000 abone yolunda hızlıca ilerliyoruz arkadaşlar. Sizlerden tek bir ricam var. Eğer bu videoyu izliyorsanız, size yardımcı olduysa lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Aynı şekilde arkadaşlar geçen videomuza 1000 beğeni gelmişti. Bu videoda da arkadaşlar 1000 beğeni gelirse çok sevinirim. Sizlerden 1 beğeni bekliyorum. Sadece 2 saniyenizi alıyor ama benim kanalımda gelişim için bana çok arkadaşlar yardımda bulunmuş oluyorsunuz. Şimdi bugünkü yöntem arkadaşlar dediğim gibi tekrardan çok kolay ve video başlamadan şunu da söyleyeyim. Bunu sonradan izleyen arkadaşlar, belki 2 ay sonra, belki 3 ay sonra izleyecek arkadaşlara söylüyorum. Belki şu anda bu buradaki fiyatlarla o zamanki fiyatlar farklı olabilir, artmış olabilir, azalmış olabilir. O yüzden kendiniz ne zaman yapıyorsanız buna bakın yani. Gidin markete bakın dediklerimi, o şekilde yapın arkadaşlar. Geçen yöntemde ben 58.000 coins, 360.000 coins değerinde paket açma diyordum ya arkadaşlar. Aslında olay şu şekilde, mesela 7.000 coin'le başlasan, gelen paketi açsan bir daha aynı para geliyor en kötü. Bir daha açıyorsun. Aslında bedavaya yani toplamda 7.000 ya da 8.000 coin'si verip bu işe başlıyorsun abi. Ve bu şekilde başladığın zaman da sürekli üzerine koyuyorsun. Normalde ben videonun başlığını arkadaşlar 0 coin'si yani bedavaya paket açma. Çünkü ben sınırsız coin kasma videosu attım arkadaşlar. O yöntemle yaklaşık 30 dakikada ya da 35 dakikada 6-7 kasıp bu yöntemle başlayabiliyorsunuz. Ama olsun, biz yine arkadaşlar her türlü önlemimizi alalım. Güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Dediğim gibi hemen arkadaşlar bunu duyardınız, videoyu beğenmeyi, yeniseniz abone olmayı unutmayın. Ve şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bugünün ilk squad building challenge, yani kadro kurma görevinde arkadaşlar şu andaki marquee matchups kısmında olan, yani buraya gelip canlıya geldiğiniz zaman marquee matchups kısmından Manchester City vs AS Monaco var arkadaşlar. Bu kadronun arkadaşlar kurulumu 8 ila 9K arası bir fiyata kuruluyor. Kadroları kesinlikle akşam gece 11 ile sabah 11 arası, pardon, akşam gece 12 ile sabah 11 arası kurun arkadaşlar Türkiye saati ile. Haberiniz olsun arkadaşlar, bu dediğim gibi 1000 coin de zaten kendisi hediye veriyor arkadaşlar. Neredeyse bedavaya 25k coins'lik bir paket almış oluyorsunuz ve verdiği 25k coins'lik paket Premium Gold Pack arkadaşlar. Premium Gold Players Pack, yani bu da şu demek oluyor. Siz arkadaşlar 25K'lık bir tane daha paket var ya, Rare paket, onun yerine bunu alıyorsunuz. Yani bayağı iyi ve karlı bir squad building olduğunu söyleyebilirim. Toplamda 8 veya 9K arası bir fiyata bu kadroyu kurabilirsiniz arkadaşlar. İlk olayımız buydu. Bunu hemen gönderiyorum. Bunun arkadaşlar süresi 3 gün, haberiniz olsun. Yapacak kardeşlerim bu gece veya işte 3 gün içerisinde yapmalarını öneriyorum. Aslında çok karlı olan ve benim arkadaşlar bir önceki videoda unuttuğum bir tane daha squad building challenge var. Liglerden Rusya'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar en sağ aşağı da Zenit var. Zenit'e geliyorsunuz ve toplamda arkadaşlar 5900 coin ise 25K'lık paket alabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam 5900 coin ise arkadaşlar Zenit için. Bunu da yolluyorum arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere, hani normalde bunu 6K ile başlasan, paket açsan bir daha sınırsız şekilde yapabilirsin. Tabi şansa da bağlı. Burada Lokomotiv Moskova var arkadaşlar. Lokomotiv Moskova toplamda 5500 coin ise arkadaşlar bir tane Rare Gold Pack veriyor. 25K'lık paket, 12 tane item var, 12'si de Rare. Bunu da arkadaşlar hemen gönderiyorum. Siz buralarda videoyu durdurup arkadaşlar konseptlerden aratabilirsiniz. Oyuncuların ratinglerine ve fotoğraflarına göre. Bunu da hemen gönderdim arkadaşlar. Hemen buradan aşağı iniyorum ve Krasnodar'a geliyorum arkadaşlar. Krasnodar'a geldiğim zaman 2 tane eksiğim var. Neden 2 tane eksiğim var? Çünkü City'de arkadaşlar göndermiştim. Şimdi oyuncuları alırken arkadaşlar nasıl almanız gerektiğini de size söyleyeyim. Direkt gidip buy now çakmayın. Yani o yüzden burayı da çekmek isterim sizlere. 2 tane oyuncumuz dediğim gibi eksik olduğu için. Öncelikle arkadaşlar transfer marketine gidiyorsunuz. Transfer marketine gittikten sonra zaten üçgene bastığınız zaman arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki oyuncunun bütün marketteki şeyleri aratılıyor. Bütün itemleri karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan baktığınız zaman her zaman arkadaşlar dakikası ne kadar fazla veya ne kadar şey olursa olsun her zaman en ucuzuna gidin arkadaşlar. Mesela benim şu anda siz bu videoyu izlerken ki çoğu şeyi ben yaklaşık 7 dakika beklediğim oldu. Çünkü bu tür liglerdeki futbolcu arkadaşlar genelde oyunda az oluyor. Çıkan adam quicksell'leniyor. Bu yüzden arkadaşlar oyunda dediğim gibi bu kartlardan baya 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 az var.
Bunu da dediğim gibi hani gidip buy now çakmayın arkadaşlar, onu söylemeye çalışıyorum sizlere. Mesela burada 800 coin'si var arkadaşlar, 2 dakikası var, buna 850 verin ve 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Çünkü beklediğiniz zaman bu size gelecektir. Bu SBC'leri yapan çok kişi yok. Belki ben bu videoyu çektikten sonra markette 1000 kişi ya da 2000 kişi aynı anda bunu yapmaya çalıştığınız için arkadaşlar belki sıkıntı çıkabilir, ama dediğim gibi bunları bekleyerek almak daha mantıklı. Şimdi dilerseniz sizlerle birlikte bekleyelim ve adamlarımızı alalım. Evet arkadaşlar, şimdi bütün o kalan 2 tane oyuncuyu da aldım ve tekrardan arkadaşlar Rusya Ligi'ne geliyorum. Rusya Ligi'nden tamamlamamış olduğum Krasnodar Squad Building kısmına geliyorum arkadaşlar ve sol kanadımı hemen yerleştireceğim sizlerle birlikte. Cuazo'yu hemen buraya koyuyorum arkadaşlar ve hemen gönderdim. Buradan da arkadaşlar demiş olduğum gibi 6300 coin ise 25K'lık bir tane Rare Gold paketiniz gelmiş oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda gerçekten iyi tamamladığımı söyleyebilirim. Tabii ki de bu kadar değil arkadaşlar. Şimdi diyelim benim gibi oldu abi. Bastınız coinleri, açtınız yaptığınız scalpingleri ve coininiz bitti arkadaşlar. Şimdi direkt paketleri açıyoruz arkadaşlar ve paketleri açtıktan sonra devam edeceğiz. Ya buna yeni başlayan kardeşlerime söylemek istiyorum. Hani diyeceksin ki nasıl kuruyorsun sen bu kadara falan. Ben bunların hepsini arkadaşlar dediğim gibi genelde geceden toparladım. Bugün için video için haberiniz olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel paketler var. Şu iki tane daha kötü olan paketi açtıktan sonra iyi paketleri açacağım. Ardından oradan gelen arkadaşlar her şeyi satacağım. Ve onlarla da arkadaşlar gidip tekrardan kalan squad birlikleri sizlerin göz önünde yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten sıfır coin ise şey ardı için bunları hemen kulübe atalım. Keza arkadaşlar bir tane daha kötü paketimiz kaldı, onu da açıyoruz. Ardından dediğim gibi hepsi iyi paket ve onları da sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Hemen şunu da yapalım. Evet, bundan gelenleri de arkadaşlar kulübe yolluyorum. Bir tane mesela duplicate varmış arkadaşlar, bunu da quickselleyebiliriz. Şimdi kalan paketler arkadaşlar hepsi iyi paket. O yüzden sizlerden tek bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Bu paketlerden ne gelirse gelsin hepsini arkadaşlar sizlerle birlikte satacağız. Hiçbirine quickselleme yok değil mi? Paket açtık şu anda arkadaşlar. CDM Road geldi. Sebastian Road geldi. Şimdi bakın arkadaşlar, bunları quicksellemenize hiç gerek yok. Direkt bunları markete koyduğumuz zaman minimum fiyatına bakın abi. 800 mesela. 800 bit mi var? Hani hızlı satmak için diyelim bunu 800'e koyun. Geldiniz abi Grossiski'ye. Grossiski'ye aratıyorsun abi. Bakın şöyle bid var mı diye. Mesela 650'likte bid yok abi. Tamam, demek bu satılmıyor. Geç. Geldin şimdi West Ham'lı kaleciye. West Ham'lı kaleciye ne kadar bid var abi? 550 var. Bu yeni transfer kartı olduğu için büyük ihtimalle o şekil. 550'ye koy. Aynı şekilde kontratlar. Eğer hızlı satmak istiyorsan hemen 200'den koy. Dediğim gibi arkadaşlar, yani hiçbir şey çıkmasa bile yaptığınız paranın aynısını geri alıyorsunuz. Zaten size göstereceğim hani paketten ne kadar geleceğini. Zaten arkadaşlar bu fitnesslar görmüş olduğunuz gibi tek başına zaten 1100 coin'e koyduğunuz zaman gidiyor. Ki videoda hadi 1200'e koyalım. Aynı şekilde sakatlık da öyle arkadaşlar. Sakatlıklara direkt şöyle bakıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 1k bid var üstünde. 1k bid abi. Şöyle direkt 1000'den buy now'ı koyuyorum. Onun dışında arkadaşlar Stamford Bridge gelmiş mesela. Stamford Bridge de para eden bir item oyunda. En kötüsünden bile 300 coins ediyor arkadaşlar. Hemen bunu da listeliyorum. Keza La Liga Santander belki ediyordur, tam bilmiyorum. Mesela etmiyormuş abi. Bunu biz de öğrenmiş olduk ve geriye kalanları quickselliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anlık, yani şu anda bile sattıklarımızdan, bir pakette bile sattıklarımızdan ne kadar coins çıkardık arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Mesela burada daha road gidecek, 800-500, buradan 1300-1600 coins daha gelecek bunun üstüne. Yani hiçbir şey çıkmasa bile yaptığımız SBC'lerden, yani SBC'lerden kar etmiş oluyoruz. Şimdi ikinci ve diğer paketleri sizlerle birlikte açalım arkadaşlar. Evet, ikinci 25k paket, ki bunlardan hani şanslı olsanız arkadaşlar çıkarabileceğiniz şeyler ortada, tamamen şansınıza bağlı. Çok şanslıysanız arkadaşlar veya o gün şanslıysanız işte açtığınız zaman kesinlikle kar edersiniz. Yani hiçbir şekilde zarar etme imkanınız yok, haberiniz olsun. Hele ki şeylere çok dikkatli bakın arkadaşlar, La Liga Santander'de oynayanlara çok 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 dikkatli bakın, haberiniz olsun arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu quicksell parası gidiyor arkadaşlar, hemen şunları satalım. Bu arada position change'lerin şu an bazıları çok pahalı arkadaşlar, haberiniz olsun. Bunları kaçırmayın abi, bunları yapın hemen, bu videoyu izler izlemez bunları yapın arkadaşlar. Burada mesela geldi ve bu şu anda bu videoda gösterdiğimin en büyük özelliği arkadaşlar, hiçbiri loyalty olayını istemiyor. Yani istediğiniz gibi arkadaşlar yapın. Mesela LVLF gelmiş abi. LVLF'nin gittiği fiyata bakıyorsunuz. Bakın arkadaşlar 2K sınırı var. Ya ben gerçekten dikkat ediyorum. Hani büyük YouTuber'lar falan paket açarken bunları hep paso quickselliyor arkadaşlar. Gerçekten çok saçma geliyor bana. Yani quicksellemek yerine satsalar kim bilir şu anda artı 300-400 kalır daha olabilirdi. Mesela RVRF gelmiş. Benim çok şanslı bir
paket olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar bunun benim için. Hemen şunu da şu şekilde koyuyorum hızlı satılmasını istediğim için ve geriye kalanları quick sell ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt hiçbir şey çıkmamasına rağmen coinleri geriye aldık. Şimdi kalan 2 tane 25K paket var arkadaşlar, bunları da açıyoruz. İlk 25K'lık paketimizden gelen oyuncu arkadaşlar CB ve çok şanslıyız ki Atletico Madrid SBC'si olduğu için yararlanabileceğimiz Fernandez geldi. Keza yanında 1.2K'ya giden Juan Bernat da var. Hernandez'in ne kadar gittiğini arkadaşlar şu şekilde bakıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi genelde hep aynı adam listelemiş mesela bunları. Price fix yapmaya çalıştığı için her neyse, demek bu paraya gidiyorsa demek ki 1.1K'ya büyük ihtimal satılacaktır. Keza Bruno'ya hemen bakıyorsunuz arkadaşlar. Baktığınız gibi mesela 700 coins, yani 700'e bile verseniz abi kardır yani, öyle diyeyim size. Juan Bernat arkadaşlar şöyle bakalım. Yani dediğim gibi hiçbir şekilde arkadaşlar zarar etmiyorsunuz, haberiniz olsun. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Mesela Fernandez, BPL'in zaten bütün arkadaşlar non-rare topçuların hepsini 650 bid var mesela abi. 650'ye satıyorum bunları. Ve toplamda gerçekten hiçbir şey çıkmamasına rağmen bedava yapmış oluyorsunuz. Ancak bunda tabii ki en önemli nokta şansınız, denemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın mesela burada Championship var, İspanyol 2 var. Trabzon SBC'sinden belki para ediyordur. Hemen bakalım. Damendoy 350 ediyor, para değil. Meksika 1. Ligi, İspanya 1. Liginden bir kaleci var mesela arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Baktığımız zaman çok da bir para etmediğini görüyorum ama 450 bayramdan koyalım arkadaşlar. Ve burada İngiltere 1. Liginden bir kaleci var. Ki bunlar arkadaşlar kesinlikle koyduğunuz zaman satılıyor. Şöyle 300 coins'ten hemen bunu da koyuyorum ve kalanını quick sell ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadarki son paketimi açıyorum. Ardından diğer squad building'lere geçelim. Evet, bunu da açtık arkadaşlar ve gelen oyuncu CM Guardado geldi. Şanssızlığımdan dolayı arkadaşlar pek kar edemedik ama gelen adamların ratingleri falan fena değil arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çok da kötü geldiğini söyleyemeyeceğim. 82 yine iyidir yani, biz neler gördük hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunları satıyorum ve diğer SBC'lere geçiyoruz. Evet beyler, görmüş olduğunuz gibi birden kendimi kaptırdığım için Malaga SBC'sini yaparken arkadaşlar konuşmayı unuttum ama Malaga SBC'sinde gördüğünüz arkadaşlar o şekilde onu yapabilirsiniz. Şimdi yani bir tane daha yapacağız şimdi arkadaşlar, o da CSK Moskova'nın arkadaşlar. CSK Moskova'da bir tane arkadaşlar 25K'lık paket veriyor. Direkt buradan Scout Builder'ı kullanacağız sizlerle birlikte. Buradan arkadaşlar direkt Russian League'e geliyoruz. Buradan kulüp hemen CSK Moskova yapıyoruz arkadaşlar ve kadromuzu kendilerine kurdurtuyoruz efendim. Evet, şimdi şuraya hemen ulan ısrarla gidiyorum aynı adamın yerine. Al bak, yine yapıyorum aynısını. Beyler bu sene de şu kadrolar bir ağır ya. Bu sene gerçi oyunun menüsü bana bir ağır geliyor yani. Bilmiyorum size öyle geliyor mu da. Bana biraz gerçekten bu sene sakat geliyor bak. Allah'ım ya. Hele bu formasyon var arkadaşlar, adamı bitiriyor yani. Hemen şuradan Van Blom'u koyuyorum. Bir tane de bunu koyuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kadromuzu hemen kaç kaya tamamladığımızda derseniz size de bir göstereyim yani arkadaşlar. Hani kafanızda herhangi bir soru işareti kalması için aldığım topçuların hepsi 300, 250, 600, 400 falan. Yani arkadaşlar toplamda 6K'ya falan 25K'lık bir paket almış oluyorsunuz. Hemen bunu da şöyle bir göstereyim tekrardan arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu da gönderiyorum. Ya bu 25K'lık paketlerin arkadaşlar şeyi önemli. Mesela Rare Gold Pack mi, yani 25K'lık 12'de 12 olan mı yoksa diğeri mi, orası çok önemli bu noktada da. Şimdi hemen paketlerimizi açıyoruz arkadaşlar, ardından en önemli Squad Building Challenger'a geçeceğiz sizlerle birlikte. Hemen Rare Gold Pack'imi açıyorum arkadaşlar. Ya bir şey de çıksa zaten inanılmaz kar edersiniz. Hani benim şanssız olduğuma bakmayın arkadaşlar, gerçekten şanslı, yani şansınıza güveniyorsanız arkadaşlar çok iyi kar edebilirsiniz. Bunu hemen ben şimdiden size söyleyeyim. Burada hemen Konoplyanka'mızı şöyle 850'den satalım. Ya dediğim gibi hani arkadaşlar şuradan çıkacak bir walkout'a bakar veya hani en kötü inform abi 10K diyor zaten hani. En kötü bir informunuz çıksa ya işi bitirirsiniz yani arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. O yüzden hiç moralinizi bozmayın. Bir şey çıkmasa bile zaten zarar etmiyorsunuz. Zaten benim bunları paylaşmamın sebebi o arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmasa bile zarar etmeden kapatabiliyorsunuz yani. Ama dediğim gibi ben grupta görüyorum çok şanslı kişiler var işte. Kardeşim sağ ol, abi çok sağ ol, çıkardım tarzı. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi dikkatli şekilde uygulayın ve en önemlisi yani bana kalırsa ki en önemlisi, bu arada konu şarjı bitti. Markette mesela direkt gidip buy now atmayın abi.
aratın. Çünkü bazı bu CSK'daki bronzlar falan mesela, benim o 200'e aldığım bronzlar arkadaşlar, normalde minimum buy now'ı 600-700 falan var markette. Ama ben gittim abi 4 dakika kalana falan bid verdim ve o şekilde aldım arkadaşlar. O yüzden sizler de öyle yapın ki zarar etmeyin. Yani gerçekten zarar etmenizi istemem. Buradan hemen şunları da hemen satayım mı arkadaşlar? STCF vermiş. 600 coin ise falan gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. 495K'ya adam price fix yapmış abi. Koymuyor ki, biz de bakalım kaça gidiyor diye. Şuradan şöyle 550'ye hemen şunu da koyalım. Onun dışında Santiago Bernabeu var. Belki para ediyordur arkadaşlar. Pek emin değilim para edip etmediğini ama herkes istemiş de para edeceğini düşünmüyorum. Şöyle 500'den koyalım arkadaşlar. Kalanlarda QXL ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, neyle başladıysak öyle devam ediyoruz. Hiçbir zararımız yok. Hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Store'da bu arada bir tane daha paket kalmış. Aynı anda bir tane de 25K paket var. Bir de onu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bundan ne geliyor. Evet, bundan bir tane inform geliyor. CB. Çok iyi abi, işte bak dediğim şey bu. Hiç yoktan 10K geldi arkadaşlar. Bak hiç yoktan 10K geldi. Ve bizi kâra sokan bir 10K oldu bu. Gayet iyi bir paket geldi arkadaşlar. Yani beklediğim şey buydu abi. Hani gerçekten hani paranız varsa arkadaşlar bunların hepsini toplu yapın. Ama paranız yoksa dedim ya, yapacak bir şey yok. Teker teker yapıp açmak zorundayız. O yüzden bakın hiç yoktan abi 10K geldi bak. Hiç yoktan yani. O yüzden bu gayet iyi oldu arkadaşlar. O gerçekten beni mutlu etti şu anda. Yani QXL 9800 direkt QXL edeceğim arkadaşlar. Çünkü 10K'ya sattığınız zaman niye 5K'sını alıyor. Kalan size para bile değil. Buradan tekrardan bakıyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten suyuna kadar satıyorum ben arkadaşlar. Sizler de öyle yapın. Mesela burada Diaz'a bakıyoruz abi. 350 coins'e gidiyor. Para değil mesela. Hani aralardan para edenleri depolayabilirsiniz. Zaten bundan sonra geçeceğim SBC'ler en karlıları arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Kabul büyük ihtimal ediyordur Premier Lig'de oynadığı için arkadaşlar. Evet, 1100 coins'e gidiyor Kabul arkadaşlar. Çok iyi. Hemen şöyle ben 1000'den koyayım, hızlı şekilde satılsın. 100 coins'in lafını yapacak bir durumda değilim şu anda. Hemen buna bakayım arkadaşlar. Bu da para ediyor mu? 350 falan yok. Bu da para etmiyor. Dediğim gibi hepsine bakın abi. Bazı topçular oluyor. Markette o dönemde az olabiliyor. Kabul mesela. Şu anda SBC falan vardır büyük ihtimal. Elbet bir yerden para ediyor. Şimdi bakın abi. Bu mesela. Bu da para etmiyor. Bir de buna bakıyorum arkadaşlar son olarak. Nerede oynuyormuş bu? Bu da para ettiğini pek düşünmüyorum. Evet, bu da para etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi informu direkt QXL edeceğim arkadaşlar. Çünkü sattığım zaman da gelecek şey, affedersiniz, bokunu karşılamıyor. Yani o yüzden QXL ettim ve şu anda arkadaşlar direkt kâra geçmiş durumdayım. En kötü çıkan bir informda bile kâra geçmiş durumdayım arkadaşlar. Şu anda kulüpte görmüş olduğunuz gibi daha bunlar da satılıyor. Bunların satılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ama biz tabii ondan önce şimdi diğer en kârlı SBC'lere geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan sizlerle birlikteyim. Şu ana kadar arkadaşlar Manchester City, Monaco'yu yaptık. 8-9 karısı 25K paket aldık. Zenit'i yaptık. 5900'e 25K'lık paket aldık. Lokomotiv Moskova 5500'e yaptık. 25.000 aldık. Krasnodar 6200'e yaptık. 25K aldık. Malaga 6000'e yaptık. 25K'lık aldık. CSK'yı 6500'e yaptık. 25K aldık ve şimdi bölümümüzün arkadaşlar en karlı paketlerine geçiyoruz sizlerle birlikte. Öncelikle arkadaşlar hemen size iki tanesini göstereceğim. Bana çok soru geliyordu abi, yapalım mı yapmayalım mı? Sizler için arkadaşlar Twitter'dan tanışmış olduğum bir tane yabancı arkadaşımla SBC'leri hazırladık. Single player'e tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Kadro kurma görevlerine geliyoruz. Buradan Playing Abroad var. Bunun Türkçesini tam bilmiyorum. Playing Abroad en sağdaki bu 4 tane arkadaşlar, işte Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya olanı geliyorsunuz. İtalya için arkadaşlar bir kadro yaptık. Toplamda 9500 tutuyor. 1000 coin zaten o hediye veriyor. Toplamda 8500 coin ise patlayan bir squad building challenge'den bahsediyoruz arkadaşlar. Şu anda Footbin'de, Footviz'de falan olanlar arkadaşlar, insanlar sürekli oradan baktığı için pahalı oluyor. O yüzden bunu yaparak halledebilirsiniz. Tek sıkıntı şu soldaki dayı arkadaşlar, LVLM'e basıyorsunuz. Bu da zaten 150 coin ise alınabilen bir kart. Bu sayede arkadaşlar bu SBC'yi de tamamlamış oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi en ucuz yolla böyle tamamlayabilirsiniz. Buradan hemen bakın arkadaşlar, konseptten alırsınız. Bu arada şu dayıyı çok fena aldım abi. 150 coins'i aldım arkadaşlar. Bu dayıyı bayağı iyi bir şekilde bunu tamamladık. Hemen şimdi bunu gönderiyorum arkadaşlar. Bunu gönderdik. Şimdi sizlerin yanında hemen şu Fransa var arkadaşlar. Fransa'da gerçekten çok basit ve hiçbiri loyalty istemiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. İşte Defoe, Agrex'te, Barkley, Kevin Mirallas, Schneiderlin, Armeno gibi gidiyor. Bu kadroyu arkadaşlar toplamda 6700 coins'e yaptım arkadaşlar. Yani indirilmiş hali, biliyorsunuz coin hediyesi de veriyor.
ve bu şekilde arkadaşlar bunu da tamamlıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bende de tabii ki sizler gibi çok fazla coins olmadığı için arkadaşlar sırayla hepsini yapabiliyorum. Şimdi bu iki paketi açacağız, ardından kalan ikiliyi de sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi coininiz varsa hepsini birlikte yapın, hepsini birlikte açın, daha iyi olur sizler için. Bir adet Rare Gold Pack, bir adet de Jumbo Premium Gold Pack var arkadaşlar. Hemen Rare Gold paketimizi açıyoruz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar diyeceğim ama tabii ki de bizdeki şans belli olduğu için arkadaşlar çıkmıyor. CDM kim bu abi? Harbi kim merak ettim şu an. Henderson CDM mi oldu upgrade'den sonra? Bakalım para ediyor mu arkadaşlar? 1300 coins hiç yoktan iyidir abi. Diğer SBC'nin 2 tane adamını veya 3 tane adamı almaya sağlayacak kadar bir coins miktarı. Aynı şekilde Andre Han arkadaşlar 1200 coins'e gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Neredeyse gerçekten bedava yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. İşin en güzel kısmı o zaten. Hani çok şanssız bir adam bile olsan her şeyi satsan yine de kâra geçiyorsun abi. Böyle inanılmaz bir yöntem. Biliyorsunuz ki bundan önce 58k ile 360k açmıştım. Bu videoda aynı o şekilde. Yani gerçekten bunları değerlendirin arkadaşlar. Bu Playing Abroad falan bitecek yani yakında. O yüzden onları değerlendirmenizi öneriyorum sizlere. Şimdi diğer paketi de açacağım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bunları hemen listeliyorum. Bu arada sizlerden bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Bunları yaptınız diyelim, bir iyi bir adam çıktı. Beni Facebook grubuna, yani bizim Facebook grubumuz var arkadaşlar. Oraya gelip paylaşırsanız veya bana mail atarsanız bir sonraki videolarımda paylaşmaktan memnuniyet duyarım arkadaşlar. Bu paketteki her şeyi de sattım ve bütün paramı hemen geriye aldım. Şimdi 15K'lık paket var sizde arkadaşlar. 15K'lık paketimi de açıyorum arkadaşlar. 15K'lık paketten de hiçbir şey çıkmamasına rağmen Kamil Grossiski çıkıyor arkadaşlar. Yine kötü değil. Gerçekten yine kötü değil arkadaşlar ve bir sürü adam çıkmış bak içerisinde. Onların hepsini minimum zaten 350-400'e satabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki ben burada bazılarını satmayacağım çünkü Quicksell parası gidenler de var ama mesela bu dayı 650'ye gidiyor arkadaşlar. Direkt bunu koyuyorum. Aynı şekilde burada Sevilla'dan bir dayı var arkadaşlar. Sevilla'dan olan dayımız kaça gidiyor? Bunda da 850 bid var. Yani dediğim gibi şu anda markette çok fazla kadro kurma görevi olduğu için arkadaşlar bütün oyuncular para ediyordur. Hatta kulübünüze bakın. Gerçekten bütün hani non-layer'ları üşenmeden bakın abi. Para eden ne varsa satın arkadaşlar. Benim size önerebileceğim şey budur. Şimdi sizlerin göz önünde her şeyi yapmak istiyorum ki kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın arkadaşlar. Bunu şöyle 500'den koyuyorum. Bu para etmiyor arkadaşlar. Burada bir tane silver çıkmış. Silver bakalım para ediyor mu? Silver da etmiyor sayılır. Şunu da şöyle hemen 350 Binav'dan çekiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde kontratlar. Ya bunların hepsi satılıyor arkadaşlar. Bunların hepsini koymanızı öneriyorum size şu şekilde. Bu arada şey soran oluyor abi, sen canlı yayınlarda nasıl hemen şurayı 200'e indiriyorsun diye. L2 tuşuna bastığın zaman arkadaşlar burasını minimuma indiriyor. R2'ye bastığın zaman da max'a çıkartıyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu şekilde hepsini listeliyoruz. Ya görüyorsunuz gibi başlangıçtaki coin ve şu andaki coin aynı arkadaşlar. Yani ve hiçbir şey çıkmamasına rağmen ben şu anda bu karı yaptım. Sizler de rahatça bu karı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bölümümüzün en kritik yerine geçiyoruz arkadaşlar. En kritik iki tane kadro kurma görevini sizlerle birlikte tamamlayacağız. Hemen şunları da listeleyeyim arkadaşlar sizlerin gözü önünde. Hemen herhangi bir soru işareti kalmasını gerçekten istemiyorum. Bunu da hemen böyle koydum. Ve size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda Team of the Week inanılmaz iyi. Yani bu Team of the Week'i gerçekten değerlendirin arkadaşlar. Vermiş olduğum bu taktiği uygulayarak Team of the Week'i kendinize kar olarak çevirmenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi zaten satılıyor sıra ile. Şimdi en son kalan iki tane yapacağız ve ardından videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Şimdi kalan iki tane Germany arkadaşlar. İlk Germany SBC'si bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi toplamda arkadaşlar 8K'ya falan yaptım. Zaten coin hediyesi de var arkadaşlar. Bir tane 45K'lık paket veriyor 8K karşılığında. Dediğim gibi arkadaşlar ben çoğu oyuncuları yani Twitter'dan bir arkadaş yaptık. Hani bunlar gerçekten ucuza kurabileceğiniz kadrolar arkadaşlar. Hakkınızda olsun. Hani gidip böyle başka yerde falan aramayın. Mesela Footed'de falan filan böyle pahalı şeylere falan para vermenizi istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bayağı uğraşıp bu kadroları tamamladım arkadaşlar. Bu da toplamda 11K'ya mal oldu. Bana birazcık bayna falan yaptım arkadaşlar. Çünkü elektrik gitti, bizde bir sıkıntı falan oldu. Onu toparlamak için böyle yapmam gerekiyordu. Burada da iki tane de position change var. Fer ve Boyan için. Onları da zaten halledebilirsiniz arkadaşlar. Ucuz bir şekilde. Dediğim gibi bu da bir tane mega pack veriyor arkadaşlar. Bunu da yolluyoruz. Bunu da yolladıktan sonra arkadaşlar hepsini tamamladık ve
Şimdi bize vereceği olay abi Playing Abroad. Şimdi hediyelerimizi görelim. 5000 coins ve bir tane 50K'lık paket veriyor arkadaşlar. Gerçekten tertemiz. Bedava yaptık sayılabilir. Şimdi son paketi de açacağız arkadaşlar. Bu arada ben elektrik kesilince bir hesap yaptım arkadaşlar. 20K ile başlayan birisi bütün hepsini açabiliyor. Aklınızda olsun arkadaşlar. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Sizlere haberiniz olsun. Şimdi hemen yapalım abi. Direkt hangisi nice? En kötüsü hangisi ya? Şu Prime Gold en kötüsü arkadaşlar. En kötüsünden başlayarak en iyiye doğru gidelim. Prime Gold'dan 84 rating bir şey geliyor. Nemanja Matić geliyor arkadaşlar. Hiç kötü değil. 84 rating bu oyuncu gerçekten de işimizi görecektir arkadaşlar. İçinde de Valencia SBC'sinden para eden bir arkadaşımız da bulunmakta. Bunların hepsini hemen kulübe gönderiyorum arkadaşlar. Diyelim ki hiçbir şey çıkmasa bile sıfır zararlı yapılabilecek bana kalırsa en iyi yöntem arkadaşlar. Mega Pack var, 35K'lık paket. 35K'lık paketten beni şaşırtarak Dembele mi çıkıyor, Axel Witsel çıkıyor arkadaşlar. Zenit'ten Axel Witsel çıkıyor, 82 rating. Yanında Shawcross, Buffal. Pek de iyi bir paket değil arkadaşlar ama şuradan 3 tane 3.5K buradan geliyor. Fena bir paket değil abi. 3.5K buradan CM camlayan satılamıyorsam 600 coins falan ediyor olması lazım. Aynen o tarz bir şey diyor. Bunları da hemen atıyoruz arkadaşlar. Şimdi son pakete geldi sıra abi. 50K'lık paket. 50K'lık paketimizi de açıyorum arkadaşlar. Bakalım 50K'lık paketten ne çıkıyor abi. 50K'lık paketten 84-85 geliyor. Glare'in şaka geliyor arkadaşlar. Şaka maka madafaka. Martin Şikölge Boyan gelmiş. Pereira, Falcao, Hernanes. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Quicksil'i zaten 8K kadro yaptık. Kaç K'ya? 10K'ya falan yaptık. Gerçekten iyi ki içindekiler de satılabilecek. Dediğim gibi arkadaşlar yani benim kadar şanssız değilseniz gerçekten paketlerden bir şey çıkartma olasılığınız çok yüksek, haberiniz olsun. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 20K ile başlayarak paranın dibine vurabilirsiniz. Yani 20K ile mesela hani paranız varsa abi 200K'nız varsa benim size tavsiyem hepsini birlikte yapın, öyle açın. Ama eğer arkadaşlar hazırda paranız yoksa 20K ile başlayarak sırayla hepsini yapa katlayabilirsiniz. Buradaki SBC'lerin hiçbiri loyalty yani 10 maç yapma olayını istemiyor, haberiniz olsun. Çok emek verdim arkadaşlar, sizler için kadrolar hazırladım. Ya sizlerden tek bir şey rica ediyorum, eğer emeğe saygınız varsa gerçekten bir 1000 beğeniyi geçersek çok sevinirim arkadaşlar. Aynı şekilde bu videoyu izleyen herkes de abone olursa beni çok mutlu ederler. Keza arkadaşlar paketlerden iyi bir şey çıkarırsanız lütfen ama lütfen Facebook grubunda bizlerle paylaşmayı veya bana mail atmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. 1000 beğeni geçmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu bir gün diliyorum ve hoşça kalın arkadaşlar.